Aslında depresyonu iki anlamda kullanabiliriz. Bir gün içinde yaşadığımız çökkünlük, işte moral bozukluğu, birkaç gün süren keyifsizlik olabilir ya da çözemediğimiz bir hayatımızdaki krizle ilgili kendimizi oldukça kötü hissetmek, karamsar hissetmek, buna da depresyon denilebilir, çökkünlük. Fakat bizim hazır hastalık olarak gördüğümüz depresyon biraz daha farklı. Birçok özelliğin bir arada bulunması, bunun da belli bir süre olması, kişinin hayatını çok ciddi oranda etkilemesi gerekiyor. Hani kişiler kendilerine bazen bazı kişilik özelliklerinden dolayı gerçekten hayatı zehir edebiliyorlar. Ama bazen de işte eğer depresyon dediğimiz bir hastalık söz konusuysa aslında bu kişinin elinde olan çok da kolayca içinden çıkabileceği bir şey değil. Belki yardım almayarak kendisine hayatı zehir ediyor olabilir. Peki karşımızdaki insanlardan çok şey beklediğimiz için mi böyleyiz? Her şeyi onda mı odaklamamız gerekiyor? Yani, ya da sadece mutlu olduğun şeyleri kendine farklı arkadaşlarda mı odaklaman gerekiyor? Şöyle aslında mutluluk böyle bir şey gibi değil. Somut bir hani bir evim var, bir arabam var gibi bir şey değil. Mutluluk anlardan oluşan bir şey. Yani bir an mutlu olursunuz, birkaç saat, birkaç gün mutlu olabilirsiniz. Sahip olduğunuz bir şey, yeni bir haber olabilir, işte yapmayı hedeflediğiniz bir şeyi başarmışsınızdır. Bu kadar sürer. Sonra normal hayata geri dönersiniz. Yani hayat mutluluktan, mutsuzluktan, hayal kırıklıklarından, engellerden ibaret. Sanırım yanılgı şeyden kaynaklanıyor. Yani sanki hep mutlu olmalıymışız, hiç üzülmemeliymişiz ya da çok çabaladık karşılığını almalıymışız diye. Hani bir ilahi adalet yanılgısı, hani bunları ben hak ettim, hak ettiysem mutlu olmalıyım. Ama bu bir hani işte bunu yaptım, 3 gün sonra mutlu olacağım diye bir kuralı yok. Belki 3 yıl sonra ektiğiniz tohumlar meyve verecek, o zaman ürün alacaksınız. Sabretmeyi bilememek, işte kurallarla ilgili, yani kendine zorunluluklar, katı kurallar koymak kendine ya da etrafındakilere. Sonra da herkesin o kurallara uymasını beklemek. Bunlar insanların tabii hayatını güçleştiriyor. İşte beklemek, bir şey beklemek ama evet, karşılığını göremediğin evet, zaman hüsrana uğramak. Evet. Yani bir böyle inanışlarımızdan, kurallarımızdan, hayata bakış açımızdan kaynaklanan hayal kırıklıklarının getirdiği depresyonlar olabilir. Bir de depresyon biyolojik bir rahatsızlık. Yani genetik özellikler, genetik geçiş gösteren bir durum var. İşte hormonal dengelerle etkileniyor. Bir tiroid bozukluğu, bir kansızlık, bir vitamin eksikliği çok ağır depresyon yapabilir. Hatta şizofreni benzeri belirtiler bile yapabilir bazı vitamin eksiklikleri. Dolayısıyla ya da işte diyabet, hipertansiyon gibi kronik rahatsızlıklar, premenstrüel sendrom dediğimiz adet öncesi gerginlik durumu bir depresif bozukluktur. Aynı zamanda işte bipolar bozukluk dediğimiz iki uçlu bozuklukta depresyonu görebiliriz. Aslında depresyon biyolojik bir hastalıktır bizim tıbbi anlamda söylediğimiz. O yüzden hani yaşamsal krizlerle ilişkili olanı belki bir kenara ayırmak, asıl hastalık olanla ilgili biraz söz ettikten sonra o krizleri nasıl aşabiliriz? Belki öyle gitmek daha sağlıklı olur. Yoksa şöyle bir anlayış çıkabiliyor. Yani kendi kendine yaptığı bir şeydir depresyon gibi. Şimdi şeyi çok güzel söylediniz. Hani insanlar eskisi kadar bilinçsiz değil, çok bilinçliler. Psikiyatrinin, psikologların, terapinin, ilaçların gerekliliği konusunda çok daha iyiler. Fakat bir taraftan da buna koşut giden bir antipsikiyatri akımı da var. Var. İşte bununla ilgili ismini vermeyeceğim. Romanlar var, çok meşhur işte serileri olan. Ne diyor? İşte psikiyatristler ya da psikiyatrik ilaçların ne kadar zararlı olduğuyla ilgili. Ne kadar iyi biliyorlar da bu yorumu yapabiliyorlar peki? Şimdi bu tür yorumları yapan kişilerin çoğu bizlere tedaviye de geliyor açıkçası. İşte yani biz bunları inandırıcılığı pek kalmıyor. Görüyoruz işte piyasada hani terapist. Şimdi terapist kimdir örneğin? Bir psikiyatristlerin zaten hem hasta izleme hakkı vardır, yetkisi vardır. Hem müdahale etme yetkisi vardır. Psikiyatristlerin bir grubu terapist olabilir, olmayabilir. Ayrıca terapistlik vasıflarına sahip olabilir, olmayabilir ama yine de işte bu konuda diplomaları olmasa da, bu konuda çok özel eğitimleri olmasa da terapi girişimleri çok iyi olan psikiyatristler de olabilir. Bunun dışında kimin terapi yapma yetkisi vardır? Klinik psikolog olanların, yani psikoloji bölümünden mezun olur olmaz bir kişinin terapistlik yapma yetkisi yoktur. Klinik psikologların da bir takım rahatsızlıkları çok iyi tanıması gerekir. Zaten klinik bu şeyi gerektiriyor, işte kliniklerde çalışarak bunu elde ediyorlar.
Ama mutlaka hastalık boyutunda olan şeylerde psikiyatristin önce değerlendirip sonra gerekirse klinik psikoloğa yönlendirmesi ya da bir danışan hasta klinik psikoloğa başvurduysa psikiyatrik bir muayenesinin yapılması için bir psikiyatri konsültasyonunun istenmesi gerekir. Bunun dışında işte bir takım nefes terapileridir, koçluktur, işte kişisel gelişim uzmanlığıdır gibi hani buna benzer şeyleri olan, iddiaları olan kişiler küçük yaşamsal kriz depresyonları dediğimiz o durumlarda belki iyi gelebilirken kişilere aslında bizim hastalık dediğimiz depresyonda teşhisi atlayabiliyor. Tabii ki atlayacak yani zaten teşhis koyma yetkisi yok da yani teşhis konulmasını geciktiriyor. Kişiler oyalanıyor. Hani bir takım yöntemlerle çabalayıp işe yaramadığını gördükçe kendine olan inancı kaybediyor. Yani hayata dair inancı gerçekten yitiyor. Örneğin yani depresyon çok ciddi bir halk sağlığı problemidir. Yani psikiyatrinin gribi denir. %5 ile 10 arasında sıklık rakamları var. Yani her 10 kadından bir erkekten biri, her 5 kadından biri yaşam boyu en az bir kez ağır hastalık dediğimiz depresyonu yaşıyor. Ve depresyon dediğimiz durum %15 oranında intiharla sonuçlanabilen yani ölümle sonuçlanabilen bedeli olan bir hastalık. Bundan bahsediyoruz. Çok ciddi yeti itimine kayıplara yol açıyor. Yani gelişmiş ülkelerde en ciddi yeti itimi yapan hastalık şu anda depresyon. Ve bu kadar ağır bir problemken kişilerin zaman kaybetmesi, çeşitli yöntemlerle oyalanması gerçekten çok büyük bir cana kasıt gibi bir şey bana göre. Bu kitaplarda da işte ya da antipsikiyatri akımında da söylenilen şeyler yani haklılık payı olabilir. Çok fazla ilaç reçeteleniyor olabilir, çok uygun zaman ayrılamayabilir. Günümüz şu anki ülkemiz sağlık politikaları gereği çok yoğun poliklinikler, 3-5 dakika kişilere zaman ayrılıyor. Hani psikiyatristler, psikiyatri dernekleri, psikologlar hani hep bununla mücadele etmeye çalışıyoruz. Daha uzun zaman ayrılsın, daha ayrıntılı değerlendirilsin diye. Tabii ki bu tür durumlarda terapi yapma şansınız çok olamayabiliyor. Kişisel gayretlerle yapılırsa yapılıyor ancak o da çok tüketici yani günlük 80-90 hasta muayene ederken bir psikiyatristin aynı zamanda terapi yapması için ya öğlen arası yemeğe gitmeyecek ya akşam geç gidecek. Bunlar da çok sürmesi mümkün olmayan gayretler oluyor. Dolayısıyla ilaç kaçınılmaz oluyor. Peki ilaç kaçınılmaz olduğunda ne oluyor? Kişiler ilaçları içiyorlar ama yan etkilerinden muzdarip olup çünkü ilk zamanlar bazı yan etkiler görülebilir. Yönetemeyip o yan etkileri ilacı bırakabiliyorlar. Ani bırakmalar söz konusu. Ani bırakmalar. Bu kez başlarken ayrı dert, bırakırken ayrı dert oluyor. Ya da ilaçları kullanıyor ama kişi hayatındaki krizleri, sorun çıkartan alanları değiştirmediği sürece, bu alanlarda bir yeni çözüm arayışlarına gitmediği sürece ilacı bıraktığınız zaman tekrar eski sorunlarla karşı karşıya kalıyorsunuz. İşte bunu söylüyorlar. Hatta evet. İzleyicimiz var. Bu gerçekten önemli bir ayrıntı. Alo. İyi akşamlar. İyi akşamlar efendim. Hoş geldiniz. Arzu Hocam size de iyi akşamlar. İyi akşamlar. Buyurun, buyurun alalım hemen sorunuzu. Programınızı severek izliyoruz. Çok teşekkür ederiz efendim. Buyurun. Şöyle ben bir şey diyeceğim. Ben 20 yıldır evliyim. İki tane çocuğum var. Eşimde bir panik atak var. Allah 20 bahşesin. Yıldır. Depresyon diyebilirim. Yani böyle bir korku, bir heyecan, bir baş dönmesi. Gitmediğim, çalmadığım İstanbul, İzmir, doktor kalmadı kapısı. Korkuyor yani bakkaldan ekmek bile alamıyor. Evden çıkamıyor. Geçmiş olsun. Onun için yani ben hocamdan bir yardım isteyeceğim. Tabii. Yardım derken yani şöyle çalıştığı hastanenin telefonunu veya kendisini nerede görev yaptığını hocamı dinliyorum. Tabii ki görüştürürüm hocamla sizi. Eşime de inşallah bir şifa dağıtacak. Önce Allah sonra hocamız. Tabii ki görüşürüz yani işte, hocamla yayın sonrasında. Hocam. Ya işte, evde ufak böyle ne diyeyim şöyle diyeyim ben yani eşim iç dışarı bir misafir geldiğini çok istiyor. İnsanlara hizmet etmek istiyor yani karşı oturmak istiyor ama biri geliyorum dediği zaman da bir anda böyle biraz tereddütte kalıyor. Korkulu bir hali var. Geçmiş onun olsun. İçin yani bir tedavi olmasın. Kullandığı bir ilaç var ilacın ismini vermek yok, istemiyorum. Yok vermeyelim efendim vermeyelim. Panik bozukluk çok uzun süre sürdüğünde bunun üzerine depresyon eklenebiliyor ya da ikisi çok bir arada görülebiliyor.
Panik bozukluktan kaynaklı kaçınmaları çok görüyoruz. Tekrar o panik atakları yaşadığı yerlerden uzak kalmak, işte evde korunaklı bir yaşam oluşturmak gibi. Ya da depresyondan da olabiliyor. Kişi keyif aldığı etkinliklerden uzaklaşır depresyonda, bir içe çekilme olur. Bu ikisi birbirini de aslında körükleyebiliyor. Uzun süreli belki bir izlemle, belki terapi girişimleriyle iyi bir sonuç alabileceğinizi düşünüyorum. Bulunduğunuz yerde hangi şehirdesiniz bilmiyorum ama. Nereden arıyorsunuz efendim? İzmir'den arıyorum hocam. İzmir'desiniz. İzmir'de. Evet, Bayraklı'da oturuyorum. Ben size gelmek istiyorum. Şöyle diyeyim ben size. Tamam. Tamam hocam, da görüştüreceğim yani, yayın sonrasında. Sizi. Hocam ben size görüşmek istiyorum. Ben şöyle diyeyim, ben çok esprili bir insanım. Yani çok şen şakrak böyle. Eşimin bu durumda olduğu beni çok üzüyor. Neredeyse ayrılma derecelerine geldik. Ne güzel, eşiniz çok şanslı yani, siz ona destek olduğunuz için. Ne güzel. Çok oluyorum hocam. Mutluluğunu yani 7-24 onu düşünüyorum. Yani aklımdan çıkmıyor. Seviyorum eşimi. Çocuk bana 2 tane pırıl pırıl çocuk verdi. Allah başlasın. Ne güzel. Ben olabilirim. Başka bir terapist olabilir. İzmir'de çok değerli terapistler, psikoterapistler de var. Yayın sonrasında görüşülür. Görüştürürüm. Geçmiş tamam olsun. Hocam, çok geçmiş mutlaka olsun. Mutlaka size getireceğim önümüzde hafta içi. Hoşçakalın. Hocam, çaresizlik. Eş bakıyorsun çok şen şakrak ama eşini düşünmesi çok çok güzel. Evet. Aile desteği çok önemli. Biz yani tedavi başarılarımızın çoğunu aile desteğine borçluyuz. Aileler destek olmadığında bizim de terapilerimiz bazen sabote olabiliyor. Yani olumsuz ön yargıları olabiliyor ya da bir takım konularda onların görüşüne başvurmamız gerekebiliyor. Sosyal destek, aile desteği çok önemli, çok kıymetli bir durum. İzleyicimiz sizin takibinizde olursa telefon görüşmesinden sonra sizin iyileştirdiğinize dair o ortamı gene bu ekranda sevgili diğer izleyicilerim adına paylaşmak isterim sevgili hocam. Gerçekten çok önemli. Yenemiyoruz. Yani hadi bu bizim bir şeylerimizin eksilmesi mi oluyor? Hani bu beyinde bazı hormonlar salgılanması eksiliyor. Bundan mı kaynaklı bu depresyon? Yani pek çok nedeni olabiliyor aslında. Biraz önce de dedim ya, bedensel işte yetersizliklerden, hormon dengesi dedim ya. Basit bir kansızlık bile buna yol açabilir. Dolayısıyla o yüzden depresyonun hani bir hastalık olan bir depresyon mu yoksa bir yaşamsal dönem mi, bir kriz dönemi mi olduğunu ayırt etmek için bir psikiyatristin mutlaka teşhis etmesi gerekiyor. Çünkü biz hastayı değerlendirdiğimizde, kişiyi değerlendirdiğimizde pek çok kan tahlili isteyebiliyoruz. Ya da bazen nörolojik bazı hastalıklar depresyona yol açabilir. Parkinson çok benzeyebilir, MS hastalığı olabilir. Ya da bir tıkanma durumu olabilir. Bazen epilepsi gibi rahatsızlıklar aynı şekilde psikiyatrik hastalıklarla birliktelik gösterebiliyor. Aynı zamanda alkol madde kullanım bozukluğu, psikotik bozukluklar, pek çok şeyle ayırıcı tanısının yapılması gerekiyor. Bunları ayırabilmesi için bir kişinin bu konuda bilgili ve yetkin olması gerekiyor. Biz o nedenle kişiyi değerlendirdiğimizde hemen terapidir, hadi bakalım şunları uygulayalım demiyoruz. Önce bir anlıyoruz. Gerekirse ailesini davet ediyoruz ve onlardan bilgi alıyoruz. Ne gibi sorunlar yaşıyor, nasıl oluyor? Daha sonra gerekli tetkikleri de yapıp tüm nedenleri önümüze bir koyup sonra bir yorum yapıyoruz. Diyoruz ki örneğin işte amcasında da olan depresyon, işte halası da intihar girişimiyle hayatını kaybetmiş. Aynı zamanda bu kişide böbrek yetmezliği de var gibi gibi birçok şeyi alt alta koyup birçok nedene bağlıyoruz. Ve halledebileceklerimizi halledip halledemeyeceğimiz nedenlerle de baş etmeyi çalışıyoruz kişilerle. Depresyona girebileceğimiz hani durumlar nelerdi? Gün içinde çökkünlük dedin. Bu günün içindeki çökkünlükleri gene kendimize hani yan hastalıklarımızın dışında kabusa çevirmiyor isek çözülebiliniyor. Çözülebiliyor. Aslında depresyonun bir madde madde sayayım isterseniz. Hani çok böyle çok neye sevinirim. Depresyon diyoruz, neye demiyoruz diye. Şimdi keyifsizlik, moralsizlik, hayattan zevk almama, isteksizlik ciddi oranda olacak ve en çok da çaresizlik ve karamsarlık hissi hakim olacak. Yani birkaç günlük böyle kendini kötü hissetme değil de normalde hepimiz kötü hissedebiliriz ama yine de bir çözüm arayışı, bir umut, hadi bakalım sabah ola hayrola durumumuz olabilir. Ya da
bir şeye çok üzgünken de keyif verici bir şey olduğunda arada birkaç saatliğine de kendimizi iyi hissedebilir. Sonra yine üzüntüye döneceksek dönebiliriz. Fakat depresyonda kişi o kadar gömülü olur ki karamsarlığın içine, yoğun bir çaresizlik, yoğun bir ümitsizlik, kendine dair işte ben hiçbir şeyi beceremem, yapamam, hayat çok acımasız, insanlar çok acımasız, dünya adaletsiz, gelecek de çok karanlık diye köklü bir inanışa sahip olurlar. Ve bu inanışın içinden kişiyi çekip almak, işte birkaç aktiviteyle onu iyi gelen şeylerle keyiflendirmek, ümitlendirmek mümkün olmaz. Bir kere bunu altını çizmem önemli. Hatta izleyicimiz var. Öyle mi? Alo. Alo. Hatırlıyoruz. İyi akşamlar efendim. Hoş geldiniz. İyi akşamlar. Çok teşekkürler. Buyurun efendim, hemen alalım sorunuzu. Ben 36 yaşındayım. Yaklaşık 3,5-4 yıldır tedavi görüyorum. En son 2012 yılında doktorum beni düzgün bir tedavi şekliyle yani etmek istemedi. Başından savarak Manisa Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'ne polis gözetiminde gönderdi. Oraya gittik. Ve orada doktorla görüştürülmeden, yüz yüze gelmeden bana bir takım ağır ilaçlar uygulandı. İğne vuruldu. Ve aradan uzun yıllar geçmesine rağmen ben hala bu ilaçların etkisindeyim. İlaçların etkisini konuşacaktık ya. Evet. Tam önemli konuya değindi sevgili izleyicimiz. Buyurun, devam edelim. Yani şimdi Manisa Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'ni arıyorum. Oradaki bir yönetimdeki doktorla görüşüyorum. Kendisi bana epikriz raporumu dahi göndermiyor. Hangi ilaçlar kullanıldığıma dair. Ben de hastane yönetimini mahkemeye verdim. Bu durumu yargıya taşıdım. Bana sormak istediğiniz nedir? Yani hocam ben ilaçları bıraktım. Bana bu ilaçları içmemi söylediler. Zorunlu kıldılar. İçeceksin dediler. Ağır ilaçlar. Fakat ben bu ilaçları kendi isteğime göre bıraktım. İçmiyorum. Şu anda çok daha iyiyim. Daha huzurluyum. Mutluyum. Ama kontrole gittiğimde bu ilaçları niye şey yapmadım diye, kullanmadım diye doktorlar böyle farklı davranıyorlar, yaklaşıyorlar. Kontrole gittiğimde. Evet. Anladığım kadarıyla küçük birkaç şey yapayım. Çünkü sizin hani hastalığınız hakkında da yaşadıklarınız hakkında sizin anlattıklarınız dışında bilgim olmadığı için yorum yapmam doğru da olmaz. Ama şunu söylemek isterim. Bazen hastalık dönemlerinde başımıza gelen şeyleri yanlış hatırlayabiliriz. Ya da bazen o dönemde bilincimiz bize oyunlar oynayabilir. Ya da bir hastalık dönemini yaşadığımızda, atak dönemini yaşadığımızda İlerleyen aylarda, yıllarda geriye dönük olarak o bölümü hatırlamayabiliriz. O yüzden hani doktor başından saldı dediğiniz durum nedir bilemiyorum ama doktorunuz polis nezaretinde sizi yönlendirdiyse, o polis de o görevi aldıysa belki bir tehlike söz konusu olabilir sizin için. Belki bir intihar riski ya da yanınızda bir yakınınız yoksa sizi güvenceye almak için yapmış olabilir. Akıl Hastanesi'nde ben de çalıştım. Oranın işleyişini çok iyi biliyorum. Manisa Ruh Sağlığı Hastanesi'nin. Bir hekim görmeden, hekim bir ilaç düzenlemeden asla herhangi bir şekilde size bir ilaç uygulanacağını düşünemem bile. Çünkü oranın işleyişi çok nettir. Görev tanımı da çok nettir. Belki siz fark etmemiş, görmemiş, gözlemlememiş olabilirsiniz. Bilemiyorum, yorum yapmak istemediğim bir durum. Çünkü hani o sırada orada yoktum. Epikrizle ilgili de şöyle bir şey olur. Bazen kişilerin telefonla bilgi istemesi söz konusu olduğunda art niyetli başka kimseler de telefonla arayabiliyorlar. Oranın bununla ilgili bir birimi var. O birime yazılı olarak bir dilekçe yazdığınızda size epikrizinizi yönlendirebilirler. Ya da hastaneye gidip başvurursanız o şekilde alabilirsiniz. Ama tabii ki sizin kişilik haklarınızı korumak için, telefonda arayanın kim olduğunu da bilemeyecekleri için vermemeleri sizin iyiliğinize bir şey diye düşünmek lazım. İlaçları bırakmaya gelince hastalığı, yaşadığınız sıkıntıları çok iyi bilmediğim için hani kendi başınıza bırakmamanız daha sağlıklı olur. En azından uyum sağlayabileceğiniz bir meslektaşımla, herkes herkese hani elektriği tutacak değil, böyle bir meslektaşımla çalışmaya başlayıp ilaçları gözden geçirip yan etki yapıyorsa ona yönelik bir değişiklik yapıp ilaçsız olabilecekse de en azından bunu doktorun da onayıyla öyle devam etmenizi öneririm. İzleyicimiz umarım yardımcı arkadaşlar. Olmuşumdur. Hatta adında sevgili hocam,
kendi kendimize bırakıyoruz kısmında. Hı hı. Bu kısım önemli. Bir de en önemli ayrıntı, ilacı bırakıyorum, hastalığım geri dönüyor kısmında kalmıştık. Hı hı. Bu çok önemli bir konu demiştik. Bunu evet. Böyle bir açsak bayağı bir iyi olacak. Hı hı. Herkesin neredeyse sorduğunda aldım cevap benim bu. Hı hı. Ona geleceğim, şey yarım kaldı tam böyle konuşurken, tamam. Orayı bitirmemiş tamam. Olmayayım diye. Tamam. Hani bu depresif durum, karamsarlık, hı hı, isteksizlik olur ve kişi hani bir iflas durumu gibi oluyor. Hani iflas edersiniz de ilk başta lükslerinizden vazgeçersiniz ya, işte ne bileyim harcamalarınızı kısarsınız ve temel gereksinimlerinize yönelirsiniz. Depresyonda da kişi kendisi iflas etmiş gibi bütün keyif verici etkinliklerden neredeyse tamamen uzaklaşır. Belki bunu hak etmediğini düşünüyor olabilir. Ya da zaten içimden hiç istek gelmiyor deyip yapmayabilir. Aynı zamanda ayrılan mesela tabii, örnek verelim. İşe gitmek istemeyen, gitmeyen, hani yemek bile yemeyen, banyo bile yapmayan bir hale gelebilir. Uyku sorunları olabilir, aşırı uyuma ya da uykusuzluk, aşırı iştah artışı ya da tamamen iştahta kapanma, bedensel bazı rahatsızlıklar, sıkıntılar ortaya çıkabilir, ağrılar, bulantı, kusma, ishal, baş ağrıları ya da cinsel yan etkiler, cinsel isteksizlik şeklinde sorunlar görülebilir. Karamsarlık çok önemli, intihar riski çok önemli. Mutlaka bunu sormamız gerekiyor gelen kişilere. Yani hem ruhsal hem bedensel olarak etkilendiğimiz, özgüvenimizin tamamen yerle bir olduğu, kendimizi çok değersiz hissettiğimiz bir tablo. Ve bu belirtiler 9 belirti var. 9'dan 5 belirtinin 2 haftadan uzun sürmesi gerekiyor. Hemen de her gün olması gerekiyor ki biz o zaman ona depresyon diyoruz. Hmm. Ama depresyon olayım, iyice olduğuma karar vereyim, öyle gideyim değil. Yani gidilip bir danışılabilir. En azından karşınızdaki profesyonel kişi size bu depresyon değil. Ama biraz bekleyelim. Ama şu özellikleri değiştirebiliriz. Hemen aktivitelere yönlenirseniz bu depresyona dönüşmez gibi bir takım önerilerle depresyonu önleyebilir. Yani önlemek mümkünken tedavi etmeye gerek olmamalı bana göre. Tedaviye gelince. İlaçlar çok önemli, gerçekten önemli. Çünkü depresyon beynin bazı bölgelerinde gerçekten gözle görülür küçülmelere yol açıyor. Kanlanma azalmalarına yol açıyor. Yani bu kadar fMRI çalışmalarında, MR çalışmalarında gösterilmiş bir şey. Şimdi safra kesesi taşınız oluyor ya da böbrek taşınız oluyor, bir şey oluyor, doktora gidiyorsunuz, bunun tedavisini oluyorsunuz. Bu gözle görülür bir şey ya, ya da ızdırabını yaşıyorsunuz ya, evet. Hemen gidiliyor. Ama beynimizde olan değişiklikleri göremeyince bunu yok sayma eğiliminde olabiliyoruz. O nedenle ilaç kullanıldığında beyinde olan anormal değişiklikler tekrar normale dönüyor. Ama ilaç size bir dışarıdan bir kimyasal bir şey katmıyor. Su da kimyasal, H2O'dan oluşuyor mesela, değil mi? Bizim vücudumuzun 1/4 su. Kan veriyorsunuz, kanda sodyum, potasyum, elektrolitler bakılıyor. Kalsiyumunuz azıcık düşse kasılma bozukluğunuz olur. Potasyumunuz birazcık düşse ya da aşırı potasyum kalp krizi geçirmenize neden olabilir. Kalbinizi durdurabilir. Yani her şeyimiz kimya zaten. İlaçlar da evet kimyasal ama zaten kimyan bozuk. Kimyanı düzeltmek için kullanıyorsun ilaçları. O nedenle ilaç tedavisini çok önemsiyoruz ama her zaman şart mı? Hayır. Hafif orta depresyonlarda psikoterapi girişimleri, kişinin hayatındaki yolunda gitmeyen şeyleri düzenlemek, aile desteğini harekete geçirmek, sporu, yürüyüşü, yogayı, meditasyonu, bu tür şeyleri devreye sokmak kişiyi ağır bir depresyondan koruyabiliyor. Doğru. İlaçların pek çok ilaç seçeneği var. Özellikle yeni kuşak ilaçlar son derece yan etki profili açısından güvenli ve üstelik yani bu ilaçları bizler de kendimiz depresyon yaşadığımızda da kullanabiliyoruz. Kendi ailemizde depresyona giren kişilerde de kullanıyoruz. Yani kendimize yapmayacağımız bir şeyi hastalarımıza yapmayız zaten. Bu kadar güvenli, bu kadar emin bir şey ilaç kullanmak. Çünkü kullanmadığınızda da işte %15 ölüm riski olan bir şeyden bahsediyoruz. Hani kişiler bir kalp krizi geçirir gibi bir şey oluyor. Gidiyorlar bir anjiyo oluyor. Kalp krizi geçirmese bile bir tıkanıklık var. Bir torba ilaçla çıkıyorsunuz doktordan, hepsini içiyorsunuz. Niye ölüm riski var? Depresyonun da ölüm riski var. Yani bu kadar önemli bir şey. İlaçlarla ilgili en büyük sorunlar şunlardır. İşte başlarken yan etkileri vardır bizim ilaçlarımızın. Bunlar genelde bir hafta 10 gün içerisinde geçer. O yüzden küçük küçük dozlarla başlayıp hani vücutla barışarak, vücuda alıştırarak kullandığımızda
Genelde bu bertaraf edilebilen bir şey. İyi bilgilendirme yapmak önemli bu yan etkilerin görülebileceği ile ilgili. Daha sonra ne gibi sorunlar olabiliyor? Yan etkiler geçiyor ilk başta olan yan etkiler. Uzun dönem yan etkileri olabiliyor. Örneğin bazı ilaçlarımız kilo verdirebilir, bazıları aldırabilir. Bazıları çok uyku yapar, bazıları uykuyu kaçırır. O yüzden depresyonun özelliği çok iyi tanımlanmalı. Uykusuzluğu olan hastaya uyku yan etkisi olan ilaç verilir. Uyku da sağlanmış olur. Çok iştahsız olan bir hastaya iştahı kesmeyecek, belki biraz kilo aldırabilecek bir ilaç seçeneği tercih edilebilir gibi gibi. Yani kişiye özel bir tasarım aslında bu. Baktığınız zaman depresyon tedavisi, bütün tedavilerimiz kişinin ihtiyacına göre, bedenin özelliklerine göre uygun seçenekler değerlendirildiğinde tedavi başarısı %80'dir. Örneğin Amerika'da depresyon yaşayan hastaların, Amerika'da olduğu için çalışma oradan örnek veriyorum, %50'si tedaviye başvurmuyor. Tedaviye başvuran kişilerin de her 5 kişiden 1 kişi uygun yöntemle tedavi edilebiliyor. Yani ya teşhis atlanıyor ya işte bir kısmı hiç tedaviye gitmediği için tedavi olamıyor. Tedaviye gidenler de işte bütün bu saydığım özelliklere dikkat edilmediğinde tedavi başarısı düşük olabiliyor. Ama bu özelliklere dikkat edilip hastayla birlikte, aileyle birlikte kararlaştırarak, adım adım giderek yapıldığında %80'lerde ilaç tedavisinin başarısı. Peki depresyon tedavisi ne kadar zaman alıyor? Kaç seansı buluyor? Terapilerde söylüyorsunuz. İlaçlarda ortalama 2-4 hafta içinde etki etmeye başlar. İlacın özelliğine göre değişir. Ne kadar süre kullanması gerekir tahmini? Bir 6. haftada net emin oluruz. O doz yeterli mi değil mi artırabiliriz duruma göre. Ne kadar süre kullanması gerekir? En az 6 ay kullanması iyidir. Çünkü vücutta bir sıyırık bile 6 ayda iyileşir. Ben genelde bir yıla tamamlama taraftarıyımdır. Gebe kalma gibi bir durumu yoksa, bedensel bir hastalığı yoksa ya da terapiyle desteklenmiyorsa. Ama terapi desteği gibi bir şey yapılıyorsa, kişinin hayatındaki sorunlar, pürüzler de giderilecekse ya da kişiye yeni baş etme becerileri kazandırılacaksa belki bir 6 ay kadar kullanıp ondan sonrasını terapinin sağladığı katkılarla devam ettirebiliriz. Uygun tedavi edilmemiş bir depresyonun yineleme riski %50'dir. Tam ona geleceğim. Şimdi bir sene terapide gördük, ilaçta kullandık. Bir senenin sonunda işte tekrar ediyor, ne gerek var kısmındayım. Terapide kullanılıp ilaçta kullanılıyorsa, bir sene sonra tekrar ediyorsa ya kişinin hayatında baş edemeyeceği çok büyük yeni bir kriz vardır. Ya biyolojik olarak bir sorun vardır vücudunda. İşte hormonal bir sorun olabilir, başka bir sorun olabilir. Ya gözden kaçırdığınız bir şey vardır. Tekrar değerlendirme yapmak gerekir. Çünkü hem uygun yöntemlerle terapi yapılıp hem uygun ilaç seçilip kişi iyileşecek, sonra birdenbire tekrar kötüleşecek. Orada yeni bir durum olması gerekir. Lafın içinden laf seçiyorum şu an. Buyurunuz. Yani bu öğretiliyor dediniz. Bu durumla baş etmeyi öğretiyorsunuz. Evet, evet, evet. Biz yani bir alet çantası veriyoruz hastalara. Biz ustayız, onlar çırak. Biz onlara, onlar bize hastalığını anlatıyorlar. Biz de ona uygun tedavi, hangi aletlerle çalışabiliriz onu çalışıyoruz, gösteriyoruz, öğretiyoruz. Sonra ev ödevleri veriyoruz. Evde uyguluyor, getiriyor, o ödevleri birlikte değerlendiriyoruz. Yani o sanatta ustalaşıyor. Kendi kendinin terapisti denilen durum oluyor. O yüzden yani o mahareti kazandıktan sonra ya unutmuş olması gerekiyor ya da İşte bizim kullandığımız aletlerin yetersiz geldiği yeni bir sorun var demektir. Yeni bir kriz var demektir kişinin hayatında. Yani uygun yöntemle tedavi edilmemiş birinci depresyon %50 oranında tekrarlarken ikinci depresyon %70, üçüncü depresyon %90 olasılıkla geliyor. Yani depresyonu ne kadar geç tedaviye başvurursa hastalar, ne kadar sık depresyon yaşarsa bir sonraki depresyonun o kadar davetçisi olmuş oluyor ve tabii ki daha uzun süren, daha karmaşıklaşmış şeyleri çözmemiş de daha zorlaşıyor. Daha yüksek ilaç kullanmak zorunda kalıyor yüksek dozda. Daha uzun terapilere gelmek zorunda kalıyor. Bir sürü para, masraf, bedenine zarar, hayatından zaman, kaybedilen fırsatlar, kaçırılan fırsatlar, hayattan kopuş.
Nokturnal panik diyoruz. Gece gelen panik atakları olabiliyor. Panik bozukluğun o şekilde görüldüğünü de biliyoruz. Şimdi ani kayıplarda, kalp krizi gibi beklenmeyen kayıplarda çok değer verdiğimiz birini kaybettiğimizde tabii ki hepimiz sarsılırız. Bir yas reaksiyonu söz konusudur. Kiminde 2 ay sürer, kiminde 2 yıl sürer. Uygun baş etme yöntemleri yine geliştirilmediğinde, kişi normal hayata dönemediğinde bir takım kaçınmalar ya da aşırı güvenlik sağlayıcı tutumlar olduğunda yas bitmemiş gibi oluyor. Sanki ölen kişi ölmemiş de aylar önce, yıllar önce, sanki dün kaybetmişsiniz gibi bir canlı duygular olabiliyor. Belki işte ayrılma kaygısı, ayrılma anksiyetesi dediğimiz durum ortaya çıkmış olabilir ya da öncesinde de var olabilir. Hı hı. Belki kişilik özelliği ya da geçmişindeki yapı olarak da biraz daha kaygılı, ayrılığa duyarlı bir kişi de olabilir. Bilemiyorum. Tabii görmeden yorum yapmak çok şey değil ama izleyicilere de fikir olsun diye böyle geniş geniş tahminlerde bulunuyorum. Yoksa dinliyorsa gücenmesin bizi görmeden hakkımızda böyle yorumlar yapıyor asla diye. hani onu bildiğinizi düşünerek zaten paylaştınız. Ben de o rahatlıkla cevap veriyorum. Şimdi gece olması pek çok nedenden olabilir. Mesela en basit yorumum, babayı gece kaybetmiş olabilir. Yani o yüzden gece daha çok o duygular, o anılar geliyor olabilir. O nedenle endişeleniyor olabilir. Ya da gündüz çok meşguldür evin günlük yaşamın gailesiyle. Çocuk uyur, düşünme fırsatı oyalanamadığı için o sırada gelebilir aklına. Şimdi orada bir aşırı kaygı durumu, çocukla da bir aşırı bağımlı ilişki söz konusu. Bu çocuğa da yansır ve zarar da verebilir. Belki bu kişinin, sözünü ettiğiniz kişinin dayanıksızlık şeması dediğimiz şeması da olabilir. Yani bu hani olaylara karşı ben dayanıksızım, bir şey olursa kesin benim başıma gelir. En kötü olasılık sanki hemen yanı başındaymış gibi düşünüyor olabilir. Felaketleştiriyor olabilir. Dolayısıyla da çocuğunu emanet edememesi. Şimdi çocuğumu ben bugün kimseye emanet etmem. Yatırdım, uyuttum. Oh, bugün de hiç başımıza kötü bir şey gelmedi. Neden? Çünkü çocuğumu kimseye emanet etmedim gibi bir çıkarsama olur. Şimdi dün buna borçluydun hepinizin sağ kalmasını, yarın da aynısını yapmak zorunda kalırsın. Oysa ki çocuğunu birine emanet ettiğinde de o gün hiçbirinizin başına hiçbir şey gelmeyebilir. Evet. Bunu denemezse eğer bunu görme şansını yitirir. Dolayısıyla hangi güvenlik sağlayıcı davranışa tutunduysa artık oradan devam etmek zorunda. Fakat insan zihni çok enteresan. Onu yapar. Çocuğumu emanet etmedim, yatırdım ama acaba nefes alıyor mu? Acaba işte başına bir şey geldi mi? Peki ya deprem olursa? Peki ya işte bana bir şey olursa? Diye bu böyle uzar gider. O nedenle hani günlük yaşamın etkinliklerine dönmek, ufak ufak çocuğu emanet edebilmeye başlamak gibi çalışmalar yapabilir. Her ay kan tahlili yaptırıyor. Sağlık anksiyetesi de var, sağlık kaygısı da var. Yani, kendisine mi yaptırıyor kan tahlili, kalple ilgili mi yaptırıyor? Sağlık kurumdakiler de hani gelme artık ama geçen ay tiroidle ilgili sıkıntısı çıkmış. Ama bu hastalığı da aslında vücut biraz da kendi türetmiyor mu? Tiroid mi ortaya çıkmış? Bir de tiroid çıkmış. Bağışıklık sistemimiz düştüğünde, depresyon olduğunda bedensel hastalıklara daha yatkın olabiliyoruz. O nedenle depresyon evet bir tiroid patolojisine yol açmış olabilir. Belki Hashimoto olmuş olabilir diye tahmin ediyorum. Hashimoto muymuş? Sonra Hashimoto da depresyona neden olur. Böyle kısır döngü. Hani tavuk mu yumurtadan, yumurta mı tavuktan çıkar şeklinde. Hashimoto olunca bedenin birçok yerinde pek çok hastalık ortaya çıkar. Hani sürekli doktor ziyareti şeklinde bir hayat bekliyor olabilir. Bir an önce yardım alsa çok daha keyifle hayatına devam edebilir. Bu işte toplumsal olarak başkalarına empati yapabilen, başkalarının da sınırlarına saygı duyabilen bir yapıda yetiştirilmemekten kaynaklanıyor. Siz çocuğunuzu öyle yetiştirdiğinizde de başkalarının yanında böyle hani ayaklar altında kalabiliyor çocuğunuz. Enteresan bir şey. Örneğin diyelim ki bir yerde sıra beklemeniz gerekiyor. Kaynak yaptınız, bunu uyanıklık olarak yapıyorsunuz. Bir başkasının saygı hakkını gasp ettiniz. Çocuk da bunu öğreniyor mesela. O da ileride gidiyor trafikte birinin üstüne kırıyor falan gibi. Hani nasıl model olduğunuz da çok önemli. Bu değerli güzel sohbet için çok ama çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Son mesaj alabilir miyim? Son mesaj, doktora gitmek demek, ilaç kullanmak zorunda olmak demek değildir. İlaç kullanmak zorunda olmak demek, zayıflık, güçsüzlük demek değildir.
İlla ki bağımlı olacaksınız, ilaçlardan zarar göreceksiniz demek değildir. Depresyonun tek tedavisi ilaçla değildir. Uygun bu alanda çalışan uzmanlar çok fazla. Örneğin Türkiye Psikiyatri Derneği bu konuda Türkiye'nin 7 bölgesinde bütün psikiyatristlere eğitimler veriyor. Gerçekten çok değerli psikiyatristler yetişiyor. Ben de onların eğitimcilerinden biriyim. Gururla da bunu söylüyorum. Gerçekten çok değerli insanlar var. Yani terapiye gerçekten ilacı alternatif olabiliyor kimi durumlarda. En azından terapi seçeneğini değerlendirmek. Bunu da profesyonel kişilerle tartışmak. Aklıma gelenler ve en önemsediğim şeyler bunlar. Çok teşekkürler.